Kayseri yöresinde Ali isminde bir genç varmış. Bu genç dünyalar güzeli öksüz bir kıza sevdalanmış ve evlenmişler. Zamanla geçim sıkıntısı baş gösterince Ali gurbete gidip biraz çalışıp para kazanıp tekrar geriye dönmek istemiş. Ve bunun üzerine Ali İstanbul'a gitmiş. Onun hasretinden, onun özleminden çok yalnız kalan öksüz kızımız, başka insanların vermiş olduğu rahatsızlıklara katlanmış, hatta çeşme başına gittiğinde insanların ona o acır bakışları içerisinde, keşke bir çocuğu olsaydı, en azından onunla oyalanırdı sözlerine maruz kalmıştır. Bu güzel, bu öksüz genç kadın Ali'nin hasretiyle yanmış tutuşmuştur. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovalamıştır ama Ali bir türlü gelmemiştir. Tabii bizim o güzel mi güzel, dünyalar güzeli öksüz kadının aklına ne gelmiş? Kesin İstanbul'da birine sevdalanmış, onunla eğlenir, o yüzden bir türlü dönmez. Çünkü Ali gideli 7 yıl olmuştur. Artık gelmeyeceğine kanaat getirmiş, kendisini hüzünlü bir yaşam içerisinde terk etmiştir. İnce hastalığa yakalanmıştır. Verem olmuştur. Ve bu dünyadan Ali'nin özlemiyle, hasretiyle göçüp gitmiştir. İşte bize geriye kalan onun hasreti, onun umudu ve bu hikaye ve işte şimdi sizlere çalacağım türkü kalmıştır. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Türküsünün hikayesi işte anlattığım şekildeydi. Gelin bir de bu türküyü dinleyelim. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Aman, gördün güzelleri, beni unuttun ama. Sıla'ya dönmeye yemin mi ettin? Aman, gayrı da yanacak özüm kalmadı ama. Mektuba yarim sen gideli 7 yıl oldu aman, diktin fidanlar meyveye döndü ama. Seninle gidenler sılaya döndü aman, gayrı da yanacak özüm kalmadı.
yolcu. Sözüm.